Direkt zehirlenme garantili bir yöresel halk pazarı arkadaşlar. Bakın. Arkadaş burada domuz kulağı. Böyle domuz kulağı. İstiyorsanız bunu size çok özel bir balık var. Bu balık bir pirana balığı çeşidi. İnanılmaz bir ağır bir koku var şu an. Nefes alamaz halde uzaklaştım oradan. Süt mısırı burası. Sweet corn? Yes, okay. Burada Japon tatlısı da diyorlar aynı zamanda Bangkok'ta. Japon tatlısı diye de yani bu oynayan, zıplayan böceklere ne olur bilmiyorum. Çorbacı bir ablam var, çorba yapmış buraya. Tayland, Bangkok'tan herkese selam. Bugün yine yepyeni ve çok özel bir video ile birlikteyiz. Bugün Bangkok sokaklarında gezerken çok değişik, çok özel bir halk pazarına denk geldim. Bu pazarda neler yok ki? Bu pazarda salyangoz çorbasından tutun, pişmiş pirana balığına kadar, pişmiş domuz kulağına kadar her şey var. Hadi birlikte gidip görelim. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi pazarın girişi burası böyle. Ufak bir pazar aslında ama çok değişik, çok yöresel yemekler var burada. Farklı meyve çeşitleri var. Şimdi evet, pazarın girişine giriyoruz. Burada çok özel bir balık var. Bu balık bir pirana balığı çeşidi. Pirana balığının bir çeşidi bu. Bunu pişmiş bir şekilde sunuyorlar. Ve burada midyeler var aynı zamanda. Hello. How much is this fish? He. 50 bahtmış tanesi. Sanırım 50 baht. 40 baht. Okay. Thank you very much. Midye de varmış burada. How much? 30 baht. Bir poşet midye böyle 30 baht, yani 15 TL'ye denk geliyor. Burada meyve suyu hazırlayan bir ablam var. Şöyle bakalım. Mix meyve suları hazırlıyorlar. Böyle jöleli hazır bir içecekleri var bunların. Onu meyve suyun içerisine sanırım katıyorlar. Böyle jöle kıvamında bir ürün. Hani bir şey olur ya böyle Adana'da bici bici derler böyle. Ona benzer bir yapısı var sadece. Lezzet olarak demiyorum ama. Burada da şöyle domuz ürünleri var. Domuz sosis vesaire. O tarz ürünler. Burada bu tatlı da çok özel bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Bazı marketlerde de var. Bunun içerisinde incir vesaire bazı meyveler falan var bu tatlının içerisinde. Buna burada Japon tatlısı da diyorlar aynı zamanda Bangkok'ta. Japon tatlısı diye de adlandırılıyor bazı yerlerde. Geçen markete denk geldim, orada söylediler. Burada şöyle bir kek satan bir ablamız var. 15 bahta tanesi 15 baht şeklinde. İstediğiniz kadar tabağınızı alıyorsunuz, istediğiniz şekilde alıyorsunuz böyle. Donut şeklinde. What is this? Kek? Çikolata. Okay. Hmm, süper. Kekçi ablam var burada bir tane. Şöyle bir daha dönüyoruz. Burada pankek falan var. Bakın şurada. Pankek hazırlamışlar. Şimdi Tayca yazdığı için bazen yazılar anlamıyorum. İngilizce yazsa bir nebze anlayabiliyorum ama. Şimdi buradan baktık, şöyle mısır varmış. Bunun haricinde şöyle canlı bu yengeçler. Ayaklarını da bağlamışlar görüyorsunuz. Şöyle deniz mahsulü salata falan veriyorlar bu şekilde. Bunu çiğ çiğ yiyorlar genelde burada. Şöyle kek var sanırım. This how much corn? How much? Price? I don't know. Bilmiyor arkadaş. Okay, no problem. Fiyatı bilmiyor sanırım. Şimdi geçiyoruz buradan. Şöyle küçük küçük toplar var. Bunlarda sosis falan var sanırım içerisinde. Yağda pişiriyor bu arkadaşlar. Böyle küçük poşette meyveler var arkadaşlar. Meyve çeşitleri, avokado, mango falan tarzı meyveler var. Şimdi burada ne varmış? Burası, bakalım şöyle. Burası da pankek tarzında ama sanırım etli pankek yapıyorlar burada. Öyle görünüyor. Yumurta falan var içerisinde, evet. Bu yumurtalı pankek. Bu şekilde yumurtayı kırmışlar. Bunda da yumurta var. Sosis var sanırım. Bunda da deniz mahsulü falan var. Bir nevi pizzaya benzetmişler. Yumurta, deniz mahsulleri var. Mısır var. Burada da sosisçi bir arkadaş var. Sosis çeşitleri falan var burada. Şöyle bakın. Sosis var ama şöyle brokoli falan da var içerisinde. Sebze çeşitleri falan da var. Şöyle dönelim bu tarafa doğru. Bakın şöyle sosisleri görüyorsunuz. Tanesi 10 baht bu sosislerin. Kızartıp veriyorlar size. Burada da çok ilginç bir şey gördüm böyle.
keke benziyor. Excuse me, what is this? What is this? Anlamadı beni abla. Ne olduğunu sordum ama pek bilmiyorlar burada. Yöresel bir halk pazarı diyelim buraya. Yöresel halk pazarı. Yani et mi anlayamadım. Kek mi et gibi duruyor ama. Burada sanırım... Hello. What is this? Bu da bilmiyor. Okey okey. Bakalım şöyle. Burada varmış. Ha. Bu patates... peynir topluymuş sanırım. Chicken nugget falan da var. Patates kızartması var. Chicken nugget şöyle var. Şu ürünü göremedim. Steak steak şeklinde. Şimdi dönelim buradan arkadaşlar şöyle. Bakalım burada başka neler var. Oo, bu arkadaş kimmiş böyle? Bakın bu arkadaş burada domuz kulağı. Bakın şöyle görüyorsunuz. Burası şöyle full şu stand full domuzcu. Domuzun kıyması, kuşbaşısı, sakatat bölümleri, kalbi, kaburgası. Halva. Hmm. Evet, burada da tavuk çeşitleri. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Ablanın işine engel olmayalım şimdi. İsmini bul, öğrenmeye çalışıyordu. Evet, burada yine tavuk çeşitleri. Burada pişmiş. Şöyle geçiyorum bu tarafa. Thank you. This is pork. Pork. Burası da domuz bölümü. Yan taraf balık. Say okay. Burası but kısmıymış arkadaşlar böyle. Bu baştaki tavuk, ortadaki pardon, baştaki balık, ortadaki tavuk. Bu da domuz bölümü burası. Buranın demiştim yöresel bir halk pazarı burası. Dönüyorum şimdi buradan. Bakalım başka neler var neler. Bakalım başka neler var neler. Buradan şimdi yavaş yavaş şöyle balıkçı abinin yanından diğer balıkçı dükkanına geçtik. Evet, bu arkadaşlar da balık satıyorlar burada. Kocaman kocaman balıklar. Bunlar 100 baht aşağı yukarı fiyatı. 100 bahta falan satıyorlar bunları. Yani 50 TL'ye geliyor. Pişmiş olarak 50 TL'ye geliyor. Buraya dönüyoruz şimdi arkadaşlar. Burada tavuk çeşitleri var. Tavukçu burası. Diğer baştaki bölüm ise domuzcu. Domuz ve tavuk beraber satıyorlar. Burada da balıkları satıyorlar arkadaşlar. Evet, oradaki açtığı büyük barbeküde pişiriyor balıkları. Uzaklaştım şimdi arkadaşlar oradan. Çok inanılmaz bir ağır bir koku var şu an. Nefes alamaz halde uzaklaştım oradan. Evet, burada yine çorbacı bir ablam var. Çorba yapmış buraya. Bakın burada buğulanmış balık var böyle. Balıkları buğuluyorlar burada. Buğulama balık. Sorry. Geçtik buraya. Evet, bu tavukların rengi neden böyle sarı sarı bilmiyorum ama özel bir sos kullanıyorlar sanırım. Kendi damak tatlarına göre özel bir körili sosları var. Ondan dolayı böyle sarı renkte çıkıyor. Şimdi dönüyoruz burada. Şimdi ufak ufak dönüyorum abi. Bakalım ne varmış burada. Bir çorbacı ablam daha var burada. Evet, deniz mahsulü çorbaları var. Sebzeli, domuz etli, dana etli. Evet, burada bir abim var böyle. Bon appétit. Bir çorba içiyor burada ama ne çorbası bilmiyorum. Çok mix bir çorba içiyor. Evet, şimdi burada... Hello, what is this? Chicken. Chicken. This fish? Pork. Pork, okay. Burası tavuk, burası da domuz eti. Şöyle pilavı koyuyor hanımefendi. Pilavın içerisinde görüyorsunuz eti koyuyor, tavuğu koyuyor yani. Yani denenebilir mi ama denemem çünkü şöyle şeyin yağı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaş bu yağın içerisinde pişiriyor bunu. Yani zehirlenme garantili diyebilirim buna. Direkt zehirlenme garantili bir yöresel halk pazarı arkadaşlar. Bakın şöyle tavuk var biliyorsunuz. Tavuğu porsiyonluyor. 100 baht bu tavuk arkadaşlar. İçi böyle değişik bir pembe. Şu tavuklar arkadaşlar. Şöyle burası da
domuz reyonu, burası da balık reyonu. Yani hepsi aynı yağda pişirildiği için o yüzden yemeği çok tercih etmiyorum. Yoksa hani tadına bakmak istiyorum. Tavuk yemeği seviyorum ama o yüzden aynı yağda pişirdiklerinden dolayı maalesef yeme imkanım olmuyor. Şöyle meyve çeşitleri var burada. Hello. What is this? Noyla. Mayha. Mayha me. Nayma. Nayma meyhesi. Şöyle 70 baht arkadaşlar. 70 baht yani 35 TL. Böyle değişik bir meyve çeşidi var. Ne olduğunu bilmiyorum ama üzüm. Diğer market videosunda da söylemiştim. Üzüm maalesef burada çok pahalı. Üzümü seviyorum ama kilosu 75 TL'ye denk geliyor. Üzüm gerçekten pahalı. Mandalina var bakın şöyle 40 baht. 40 bahta mandalina buldum arkadaşlar. 25 bahta kadar düştük hatta. Ben belki biraz bundan alabilirim şöyle. Şöyle bunun ne olduğunu bilmiyorum. İlginç bir meyve sanırım. Anlamaya çalışıyorum ama. Bir de ejder meyvesi var. Bu güzel bir meyve aslında. Birazdan bir şeyler alabilirim belki. Meyve yiyebiliyorum ancak burada. Başka çeşitleri falan yeme şansım maalesef olmuyor. Yiyemiyorum yani. Midem almıyor derler ya. Gerçekten böyle. Bir de farklı bir yağla pişiriyorlar bunları. Palm yağıyla piştiği için tadı da çok ağır oluyor. Şimdi bir tane, birkaç tane meyve alayım şuradan. Ne alabilirim? Böyle ucuz yollu arkadaşlar. Ucuz yollu mandalina almak istiyorum. Alırım da merak ettim açıkçası. Böyle bakalım ablam bir müsaade ederse ben de alacağım. Mandalina'dan. Şöyle 3-5 tane alayım. Çantama atayım. Ondan sonra canım böyle çektikçe yarın bir tane daha aldım mı tamamdır. Kaç tane oldu bakayım şöyle bir. O çok bile almışım. 3, 6, 7 tane. Bana 6 tane yeter. Neyime yetmez. 6 tane meyve mandalina bana yeter. Şimdi arkadaşlar şimdi kekçi ablanın yanındayım. Bir tane kek almak istiyorum ben. Çikolatalı kek gözüme kestirdim. Fiyatı da şöyle uygun. What is this? Chocolate cake. Chocolate cake. Yes yes. Şimdi çikolatalı kek alacağım bir tane. Ablanın yanına geldik. Şöyle 15 baht. Şöyle ufaktan bakalım paramıza. 15 bahtımız var mı? Vardır herhalde. Şöyle vereyim ablam burada seçsin. One spoon please. This spoon. Spoon? Ne? Okay. No problem. This, what is this? Şimdi abla buradan seçsin. This. Seç ablam oradan. Sen ne kadar olsa al onu. Okay. Hepsini aldı ablam. 15 baht varmış orada. Ben de bakmadım açıkçası. Böyle 1 baht, 2 baht falan vardı. 3 baht vardı. Hepsini aldı. O da saymadı zaten. Ben de saymadım. Zaten ortalamada 15 baht falan yapıyor. Şimdi şöyle bir kek aldım. Birazdan onu da atıştırırım. Bu da benim zaten akşam yemeğim olur. Bir tane kek. 3-5 tane mandalina. 6 tane mandalina. Bir de mısırcı bir arkadaş vardı. Onu da bulursam mısır alacağım kendisinden. Evet arkadaşlar şimdi mısırcı arkadaşı buldum. Bir mısır alacağım buradan. Süt mısır burası. Sweet corn? Yes, sweet corn. Yes, okay. Stick corn. Stick? Yes, stick corn. Okay. This one, please. Şimdi 18 baht büyük mısır, 10 baht da böyle bebe mısır. Excuse me, this please. Okay. Kocaman bir mısır almak istedim böyle kocaman. Şimdi bu mısır ne kadarmış bakalım. 18 baht. Arkadaşlar böyle şurada 20 baht buldum. Arkadaşa verdim. Arkadaş da şöyle bana bir 2 baht para üstü verdi. Yani 2 baht bile olsa arkadaşlar veriyorlar sağ olsunlar.
Şöyle 18 wattta da bir tane mısır aldım. Bunu da afiyetle yiyeceğim. Bu da benim akşam yemeğim. Thank you very much. Bye bye. Buradan yavaş yavaş pazarın dışına doğru çıkıyorum. Bu şekilde size göstermek istedim. Bakın burada da canlı canlı deniz mahsulleri var burada. Bakın bunlar zıplıyorlar, oynuyorlar. Şimdi ismini ben bilmiyorum arkadaşlar. Bunun bilemedim. Düşündüm de şu an bir 2 saniye kadar. Bilen arkadaş varsa ya da bilen arkadaşlar varsa yorumlara lütfen yazsınlar. Şimdi bu oynayan, zıplayan böceklere ne olduğunu bilmiyorum. Bakın burada hazır böyle poşetlenmiş, kurutulmuş böcekler de var bakın. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde. Bunlar kurutulmuş, pişirilmiş daha doğrusu. Soslanmış böcekler. Bunların içerisine sebze falan da katmışlar sanırım. Burada yiyorlar arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Burada da çorba çeşitleri. İnanılmaz ağır kokuyor şu an. Böyle bir çorba var. What is this? Daha az önce geçmiştim zaten. Okay, okay. No problem. Bye bye. Evet. Pazarın dışına doğru çıkıyorum. Ben de bu aldıklarımı yavaş yavaş yemek istiyorum. Mısır aldım. Biraz mandalina aldım. Bir tane de kek aldım. Evet arkadaşlar, pazar arkamda kaldı. 3 parça aldım. 18 bahta büyük bir mısır aldım. Süt mısır. Evet. Bir tane kek aldım. Çikolatalı kek. 6 adet mandalina aldım. Mandalina 10 bahtı. 6 adet mandalina. Büyük mısır 18 baht. 15 bahta da bir tane büyük bir parça kek aldım. Şimdi bunları bir afiyetle yiyeyim. Evet arkadaşlar, pazardan almış olduğum kekimi, mısırımı ve mandalinamı birazdan yavaş yavaş yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Sırada mısır var. Şöyle mısırım. Kocaman bir mısır bakın. Evet arkadaşlar, bana afiyet olsun. Ben akşam yemeğimi yedim. Kekimi yedim, mısırımı yedim. Şimdi üstüne bir de tatlı yiyorum. Şöyle 6 tanesini 10 bahtta aldığım mandalinamı yiyeceğim şimdi. Bir iki tanesini falan yerim. Geri kalanları da sonra, daha sonra ilerleyen saatlerde tekrardan yerim. Böyle bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Tayland Bangkok'ta bulunan yöresel halk pazarını hep birlikte gezdik. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.